seçimlere şunun şurasında 19 gün kaldı. Bunlar dereyi görmeden şimdiden paşayı sıvamaya başladılar. İlginç bir takım tehditlerle karşı karşıyayız arkadaşlar. Şimdi ORC, öbürü MAK vesaire, bunlar tamam anket var. Ama birisi var bunların içerisinde. Murat Gezici, Gezici Araştırma Şirketi'nin sahibi. Bugüne kadar yaptığı hiçbir anketi tutturamamış adam. Hep yalan üzerine kurulu. Yok Muharrem İnce geçen seçimde de Tayyip Erdoğan'la Muharrem İnce ikinci tura kurulu. İkinci turda Muharrem İnce'ye küfür edilmişti. Yalancı bu adam. Şimdi bir programda, Habertürk programında bir tartışma çıktı. Yanına Sevilay Yılman var. Bunlarla tartıştılar. Her programda olabilecek şeyler. Fakat bir reklam verdi abi. Haber geldi bana. Bu reklam arasında Sevilay Yılman'ın üzerine yürümüş. Sevilay canını zor kurtarmış. Orada kübrapar bir şeyler söylemiş. Murat Bey ne yapıyorsunuz? Ona da yürümüş. Tehditler savurmuş. Sonra çekmiş gitmiş. Sonra Kenan Tektaş talimat vermiş. Bu tür adamlar getirip de bizim başımıza bela. Bir daha almayın. Bu adam yaklaşık bir ay önce falan iktidarı savunmaya başladı. Şaka değil ha, iktidarı savunmaya başladı. Sözcü TV'ye çıktı, dedi ki ben şimdi bir şeyler açıklayacağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan önde dedi, umarım buranın genel yayın yönetmeni kulağımdan tutup beni dışarı atmaz. Ya adamlar da diyor ki sen deli misin, ne senin kulağına seni çağırmışsın, niye kulağına tutup götürelim seni, kovalım diye. Niye atalım seni dışarıya? Otur dünyada konuşacaksam konuşacaklar. Neyse bir daha çıkamadı oraya galiba. Oralarda çok özgür ya. Şimdi özgürlüğüne önem veriyorlar. Neyse ama bu çok enteresandır. Hani karşı cenah şey diyor. İktidar yanlısı. Mesela Çınca Özkan oraya CHP'lilerin çıkmasını yasaklamış. Yandaş medya diye. Ve oraya çıkanları ihraç ettiler biliyor musun? Tursun Çiçek, kızı, İrem Çiçek'i, Yılmaz Ateş'i orada o CNN Türk'e çıktı diye ihraç ettiler. Şimdi İsmail Tüker diye birisi var. Enteresan bir adam. Onu geçtik. Bu Murat Gezici, bilmiyorum CNN Türk ondan vazgeçemiyor arkadaşlar. Her programda Murat Gezici de bunun buldu herhalde. O ne güzel, benden vazgeçemiyorlar. Abi CNN Türk ekranlarında canlı yayında Zafer Şahin'i tehdit etti. Tartışıyorlar, bir programda tartışıyorlar. Ne yapacaksın falan filan konuşuyorlar. Ya Zafer sen dedi acaba 15 Temmuz gününe 15 Mayıs sabahı ne yapacaksın dedi. Tam bir FETÖ ağzı. Tam bir FETÖ ağzı. FETÖ'cüler böyle diyor biliyor musunuz? Ya Emre Uslu soysuzu diyor ki bilet koymuş oraya 15 Mayıs bunların hain darbe girişimini karıştırıyor. 15 Mayıs'ta geri dönüyoruz diye adam orada bir tweet atmış. Bütün FETÖ'cüler dönüş yolundayız diye bayram ediyor. Bir tarafta PKK'lılar Apo serbest kalacak diye çığlık atıyor. FETÖ'cüler bilmem ne yapıyor. Murat Gezici gibi tiplerde Zafer Şahin'i canlı yayında milyonların gözünün önünde tehdit ediyor. Ne yapacak? Ulan ne yapacak Zafer Şahin? Ne yapacak Süleyman Özışık? Onu da tehdit ediyorsunuz ya. Asacağız, keseceğiz, yargılanacaksınız. Ne yapacaksınız oğlum? Ne yapacaksınız? Ne yapabilirsiniz? Cürümünüz kadar yer yakarsınız. Ama şunu bilin. Ne Zafer Şahin'i, ne Hadi Özışık, ne Süleyman Özışık, ne öbürü, ne Beriki. Bizler vatansız yaşayamayız kardeş. Bizler o vatansızlar gibi gidip de böyle kaçak göçek yaşayamayız. Ailemizden, yurdumuzdan, eşimizden, dostumuzdan, vatanımızdan, bayrağımızdan ayrı yaşayabilir miyiz? Siz yaşayabilir misiniz ya? Şu anda yurt dışında olup da hasret çeken arkadaşlara soruyorum. Neler çekiyorsunuz Allah aşkına? Yılda bir kere gelmenize rağmen. Bunlar bizim kaçacağımıza FETÖ'cüler gibi. Biz onlarla karıştırıyorlar. Oğlum hiçbir yere gitmeyiz. Millet ne derse başımızın üstü. Ama istikametimiz değişmez. İnandığımız bir dava var ulan. Biz bir davaya inanmışız. Biz kişilere değil bir harekete inanmışız. Ümmetin yolunda giden Recep Tayyip Erdoğan'a inanmışız. Onun yolunu açan ona inanmışız biz. Sen bizi ne zannediyorsun? Ne yapacaksın? Ne yapacağız biliyor musun? Hani Allah nasip etmesin de velev ki millet dedi ki Recep Tayyip Erdoğan yeter. Ya bizim olduğumuz yer bellidir. Bizim böyle başımız kıçımız oynamaz. Oynamayacak. Allah'a andolsun Süleyman adına da konuşuyor. Allah'a andolsun ki toprağın ucu kadar bizde sapma olmayacak. Biz korkmuyoruz. Siz korkun yavrum. Bizim o zamanki muhalefetimizden korkun. Ülkeyi karanlığa götürmenize izin vermeyeceğiz. Boşlukta meydan okuyamayız. Meydanı boş bulamayacaksınız. Ne yapacaksınız? Abi o yetmiyor. Meral Akşener diyor ki söz geldiğimizde Tayyip Erdoğan'ı adil yargılayacağız. Ahmet Davutoğlu Habertürk ekranlarında diyor ki işte seçim oldu. Biz kazanıyoruz. Hani ne demişti? Bu can bu bedende olduğu sürece AK Parti hareketinin ve liderinin aleyhine tek kelime konuşmam dedi. O Ahmet Davutoğlu şimdi televizyon ekranlarında hesaplaşmaktan bahsediyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın yargılanmasından falan bahsediyor. Habertürk'te söylüyor. Diyor ki 20 Mayıs'ta savcılar harekete geçtiğinde Tayyip Erdoğan'ın etrafında kim olacak? Onu kim destekleyecek? Bahçeli'yi söylüyor. İşte Büyük Birliğin başkanını söylüyor vesaire ya da gazetecileri söylüyor. Başı kıçı oynayanlar şimdiden başladılar. Ama şu Ahmet Davutoğlu'nun söylediği gibi Allah bize eğer öyle bir şey olursa AK Parti seçimi kaybederse Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı kazanamazsa o zaman şöyle diyor. Allah-u Teala istikametimizi değiştirmez. Muhalefetin kralını görürsünüz. Siz Tayyip Erdoğan'dan hesap soracaksınız. Yargılayacaksınız. Adil bir şekilde. Ve KHK'lıları, FETÖ'cüleri tekrar Türkiye'ye dolduracaksınız. Bu millet size bu fırsatı verir mi? Bu millet bu fırsatı size verir mi? Kabalıkla falan şeyle böyle sokak çatışmalarından falan bahsetmiyorum. Bu millet bilinçli arkadaşlar. Ya şimdi Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti. Seçime nereden giriyorlar? CHP logosunun altında. Çok ilginç, bileceksiniz. Şimdi Ahmet Davutoğlu'nun kendi ağzından duyduk biz bunu Habertürk'te. Diyor ki benim halam ben asla CHP'ye oy vermem demiş. Gitmiş kendisiyle konuşmuş. Ya o hala ben Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağım. CHP vermem oy demiş. Ya o Ahmet Davutoğlu daha halasını ikna edememiş. Diyor ki biz kazanıyoruz. Geliyoruz sonra da Tayyip Erdoğan'ı yargılayacağız. Hesap soracağız. Ben önce bir halanı ikna et de ondan sonra sen hesap sorarsın Ahmet Bey. Ondan sonra sen hesap sorarsın. Ben hepimize soruyorum. Yani hadi biz diyelim ki şu anda bilinçli seçmen ya diyoruz parti bellidir, şöyledir, böyledir. Benim anam, sizin ananız, bacınız, köyünüz, köylünüz yıllarca CHP'nin yaşadıklarını bilen insanlar. İster Temel Karamollu olsun, ister öbürü olsun. Allah aşkına. Gidip CHP'ye oy vermiyor. Mühür oraya basar. Basmayacağını biliyoruz işte. Temel Karamollaoğlu'nun halasından gördük.